Selamun aleyküm Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri. İhlas Risalesi'nin 36. bölümüyle karşınızdayız. Programımızın konuğu Yeni Asya Gazetesi yazarlarından edebiyatçı Sayın İslam Yaşar. İslam Bey, hoş geldiniz. Afiyettesinizdir inşallah. Teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Afiyetteyiz. Sizler de inşallah afiyettesinizdir. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, bugün inşallah 3. Desise-i Şeytaniye ile başlayacağız. Tama yüzünden çoklarını avlıyorlar. Tama, kelime manası itibariyle hırsla isteme, çok fazla mal mülk isteme noktasında manaları var. Kur'an-ı Hakim'in ayat ve beyinatından istifaze ettiğimiz kat'i bürhanlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki meşru rızık, tabii bu meşru rızın helal rızık olarak algılamamız lazım. Arkasında da çok risaleler var. Risalelerin de arkasında Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetleri var. Nedir bu? İktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, gücün ve tercih etmeye çalışmanın değil, belki acz ve ihtikarın nispetinde geliyor. Burada bir ezber bozuluyor sanıyorum. Yani ne kadar zayıfsan, ne kadar muhtaçsan, ne kadar ihtiyaç sahibiysen meşru rızı o ölçüde çekebiliyorsun. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır diyecek ve sonraki paragraflarda da kainat açılımını yapacak inşallah. Şimdi burada bir ezberin sanıyorum bozulması var tamam noktasında. Hep İşte ben çalıştım, zekamla yaptım, işte yılların emeği var şeklinde bir yaklaşımdan Üstad Hazretleri ayetleri dayandırdığı risalelere dayanarak meşru rızık ne kadar ihtiyaç sahibi, ne kadar muhtaçsa, ne kadar zayıfsa o ölçüde çekebileceğini ifade ediyor. Bu bir anlamda da şu ana kadar bize belki kapitalist sistem içerisinde öğretilen mantığında tezat teşkil ediyor. Bu tamah kelimesinin hem genel anlamda bir değerlendirmesini hem de bu ifadenin daha geniş izahını sizden talep ediyoruz. Buyurunuz efendim. İhlası kıran manilerdeki bu mani birinci cümleyle zaten anahtar kelimeyi veriyor. Tamah yüzünden çokları avlıyorlar. Burada en mühim kelime, anahtar kelime avlanmak diyebiliriz, avlıyorlar diyebiliriz. Demek ki burada bir avlama manası var. Birileri birilerini tamahı kullanarak avlamaya çalışıyorlar. Tamahı bir nevi oltanın ucundaki yem gibi düşünebiliriz. Benzer de anları düşünebiliriz. Avlayan insan niçin avlar? Kendi menfaati için avlar. Avlanın üzerinde nasıl bir etki meydana getirir bu avlama hadisesi? Ya yaralama, ya öldürme veyahut da kullanma manasında meydana getirir. Bazen avcılar tuzak kurarlar. Kurdukları tuzağa düşürürler avlarını ve onun üzerinde kendi menfaatlerini ve benzer diğer beklentilerini gerçekleştirmeye çalışırlar. O zaman meseleyi biraz da avlanma manası üzerinde düşünebiliriz. Demek ki burada bir tuzak var. Burada bir avlanma manası var. Burada bir dam var yani tuzak var. Bu tuzağı şekillendirmek gerekiyor. Tabii avlanma manasını düşündüğümüzde birinci derecede insanlar karşımıza çıkar. Ama insanların dışında diğer varlıklar da avlanırlar. Hayvanların kendilerine göre avlanma biçimleri vardır. Hatta bazı bitkilerin bile kendilerine göre avlanma biçimleri vardır. Böcek yiyen bitkilere baktığımız zaman burada avlanma biçimi değişebilir. Yani avlanmak tabiri insani bir tabir de olsa, birinci derecede insanları nazara itibara alsa da avlanan ve avlanan noktasında, avlayan ve avlanan noktasında bütün bitkileri ve hayvanları ilgilendiriyor bu tabir. Dolayısıyla şumulu geniş. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Demek ki avlanma tabirinin karşısında tamah var. O zaman tamaha karşı eğer avlanmak isteyenlerin bir kullanma şekilleri yoksa bütün insanlar avlanırlar. Tuzağa düşerler. O zaman tamaha karşısında bazı insanların da veyahut da avlanmaya muhatap olan insanların da bir özelliklerin olması lazım. O özelliklere baktığımız zaman acaba nedir diye avlanmak genellikle rızık üzerinde dönmüş bir hareket olduğuna göre, tamah da rızık üzerinde dönmüş bir hareket olduğuna göre, rızka çok fazla ihtiyaç hissetmemek avlanmayı uzaklaştırır kişinin kendisinden. Mesela buna istiğna diyebiliriz.
avlanma ve istina kelimeleri karşıya getirdiğimizde birinin tuzağına diğerinin düşmemek için, birinin oltasına diğerinin takılmamak için, birinin hedefine diğeri hedef tahtası olmamak için istinayı kullanacaktır. Çok çok gönüllüyü kullanacaktır. Böylece avlanmak isteyen kişiler muhataplarının istinası nispetinde başarıya ulaşamazlar. İstina yoksa zaten hemen başarıya ulaşırlar. Ama muhataplarında avlamak istedikleri insanlarda istina hasleti varsa, bunların biri zaaf, biri haslettir. O haslet o kişinin tuzağa düşmesine mani olur. Tuzağa düşmesini engeller. Bu noktada baktığımızda gerçekten avcı tek başına hareket etmez. Burada avcı menfi bir tablodur. Menfi bir kelimedir. Ama tek başına hareket etmez. Yardımcıları vardır avcının. Yardımcıları da genellikle av köpekleridir. Benzer diğer unsurlardır. Dolayısıyla burada tamah yüzünden kendi menfaati için başka canlılara kıyabilecek tinette olan insanların ve varlıkların burada zemmedilmesi gerekiyor. Gerçekten bu zemmedilmiş. Pek çok şair, yazar bunun üzerinde değişik ifadeler kullanırlar. Halk arasında bunların pek çok misalleri vardır. Ama zihinlere yerleşmiş en bariz misal dediğimiz zaman Namık Kemal'in bir beyti aklımıza gelir. Muin-i zalimin dünyada erbabı denayettir. Köpektir zevk alan sayyada bir isnafa hizmetten diyor. Yani dünyada zalim insanların yardımcıları köpeklerdir. Onlara hizmet ederler. Zalim insanlarda ve sayyada bir insaf dediğine göre insafsız avcılar. Dolayısıyla insafsız avcıların yardımcıları köpeklerdir. O zaman köpekleşmiş bir tavır sergiler zalimlerin yardımcıları. Bu gerçekten hareket ettiğimizde ihlası kıran maniler noktasına Bediüzzaman Hazretlerinin hasreten tamayı koymuş olması gerçekten bakıyoruz ki nur talebelerinin üzerinde ihlasla hareket eden bu insanların üzerinde bu tamah ehli dalaletin veya parçadaki tabiriyle avcıların kullandıkları bir özellik. Onu kastı mahsusunda kullanıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade ederken, izah ederken benim kanaatim şöyle, şu şekilde düşünüyorum veya şöyle bir kanaat ifade etmiyor. Gerçekten hareket ediyor. Kur'an-ı Hakim'in ayet ve beyinatından istifade ettiğimiz diyor. O zaman demek ki her söz ve hareket Kur'an-ı Hakim'in ayet ve beyinatından hareket edecek. Gerçekten Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Hakim'in ayet ve beyinatından mı hareket ediyor? Elbette. O zaman burada tamaya karşı ve avcıların oyunlarına karşı Bediüzzaman Hazretlerinin ortaya koyacağı tavır Kur'an'ı bir tavırdır. Ayet ve beyinata münasip bir tavırdır. Cümle devlet ve kat'i büranlarla çok risalelerde ispat etmişiz ki demek ki kat'i büranlar var. Çok risalelerde bunlar ispat edilmiş. Ne ispat edilmiş? Meşru rızık. O zaman meşru rızıkı ortaya koyduğumuzda meşru rızık hiçbir zaman tamaya ihtiyaç hissettirmeyecek, düşürmeyecek, tamaha zaafıyla uzak kalacak bir hususiyet, meziyet, özellik. Ama insanlarda bir istek var, arzu var, hırsla isteme var, yani tamaha var. Tamaha devreye girdiğinde meşru rızkın meşru sıfatı kalkıyor. Rızık oluyor sadece. Meşru olmayan rızık da bu insanlar için kendilerine göre makul oluyor. O zaman burada Kur'ani ayetler, beyinat, Peygamberimizin hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyeleri, meşru rızkın meşruluğunu güçlendiren, gayri meşru rızkın yanlışlığını ifade eden bir hakikat ölçüsüdür. Bu hakikat ölçüsüne göre hareket ettiğimizde karşımıza demek ki bu mana çıkacaktır. Nedir? O manada cümlenin devamında var. Meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nispetinde geliyor. Tezat. Ne kadar acizseniz o kadar rızık ayağınıza gelir.
Ne kadar kendinizi korunaz, kuvvetli hissediyorsanız o kadar rızık sizden uzaklaşır. İşte Bediüzzaman Hazretleri İhlası kıran bu maniyi bu mana üzerine bina ediyor. Bu mana üzerine inşa ediyor. Bu hakikati gösteriyor. O zaman burada avcı manasını ve rızık manasını değerlendirdiğimizde karşımıza son derece bariz, hasreten Türkiye'yi de ilgilendiren, Türk insanını da ilgilendiren ve bu coğrafyada yaşanmış bir hadise veya hadiseler zinciri veya tarihi bir vaka karşımıza çıkıyor. O da yine Bediüzzaman Hazretleri'nin Peygamberimizin bir hadis-i şerifini tevilden dolayı söylemiş olduğu bir ifadedir. Ona baktığımız zaman şu ifadeye karşımıza çıkıyor. Beşinci şuanın manidar bahislerinde. Cevayette vardır ki, ahir zamanın eşhas-ı müthişesinden olan Süfyan'ın eli delik olacak diyor. Eli delinecek. Eli delinme tabiri müsrif. İsraf onu şimdi ifade edecek kendisi. Allahu alem. Bunun bir tevhili şudur ki, sefahat ve levhiyat için gayet israf ile elinde mal durmaz. İsrafla akar demektir. Darb-ı mesel de denilir ki falan adamın el deliktir. Yani çok müsriftir. Demek ki ahir zamanda gelecek müthiş şahıslardan biri olan Süfyan'ın en bariz özelliklerinden birinin israf ehli olması. İsrafı da yalnız kendisinin yapmasıyla kalmaması, etrafındaki insanlarla bunu telkin etmiş olması, israfı yayması, israf üzerine bütün hissiyatını ve icraatını bina etmiş olması. Peygamberimiz demek ki insan fıtratını son derece iyi biliyor, insan hissiyatını son derece iyi biliyor, avcı hissiyatını iyi biliyor, avlanma hissiyatını iyi biliyor, tamah bir insanın dünyasına girdiği zaman israf had safhada meydana gelecektir. İsraf hafızada meydana gelince had safhada gelir ihtiyacı olacaktır. Yani helal rızık, helal şeyindeki meşru rızık, helal rızık manası kalmayacaktır. O zaman helal haram demeden her türlü şeyi alma manası karşımıza çıkacaktır. Yine halk tabiriyle bir tabi tarif-i meseldir bu yine birden. Haram helal deme Rabbim, ver Rabbim, bu kulun yer Rabbim gibi halkın böyle kendine göre bir tekerlemesi var. Ben zihinlerde fazla yer etmemesi için aynen söylemedim. Ta ki zihinlere yerleşmesin. Ama demek ki bazı insanlar helal rızık peşinde koşarken, helal hassasiyeti gösterirken, harama tenezzül etmezken, istina hasletini kullanırken bazıları tamah yüzünden helal haram demeden her şeyi istiyorlar. Onun için de başları dertten kurtulmuyor. O zaman bu açıdan baktığımız zaman demek ki böyle insanların fıtratlarını avcılar iyi biliyorlar ve onları tuzaklara düşürerek istedikleri gibi kullanıyorlar. Şimdi hadis-i şerifin devamında filan adamın eli deliktir diye halk tabirini söyledikten sonra Bediüzzaman Hazretleri şu tevhili yapıyor. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamahı uyandırarak israfı teşvik ediyor. İnsanların dünyasında şiddetli bir hırs ve tamahı uyandırıyor. İnsanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder. Kendine hizmetkar eder diyor. Bu hadis-i şerif ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur. Onun damına düşer. Onun tuzağına düşer. Avcı tekrar burada karşımıza çıkıyor. O bir avcı tuzağını kurmuş. İnsanların israf hissini, tamah hissini tuzağın içerisine yem olarak koymuş. Bekliyor ava düşmelerini. Dolayısıyla onlar birer birer tuzağa düşüyorlar. O da bunları istediği gibi kullanıyor. Onlara israf edebilecekleri imkanlar veriyor. Onlar israf ettikleri nispetle ihtiyaçları artıyor. İhtiyaçları arttığı nispetle ona muhtaç oluyorlar. O da onların ihtiyacını karşılaması nispetinde onların varlıklarını kullanıyor. Varlıkların dediğim bu yalnız maddi varlıkları değil. Bazen imanlarını kullanır. Bazen inançlarını kullanır. Bazen itikatlarını kullanır. Bazen insaflarını kullanır.
bazen her türlü değerlerini kullanır ve onları adeta kendine ram eder. Damına düşürür, kendine ram eder. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz'in bu hadisi şerifi ve Bediüzzaman Hazretleri'nin bu yorumu gerçekten tam günümüze mutabık bir hareket. Malum 5. Şuab'ın teferruatını anlatır. Büyük Deccal yine israf üzerine bütün icraatını bina etmiştir. Zulüm üzerine bütün icraatını bina etmiştir. İslam Deccal olarak adlandırılan Süfyan yine bütün icraatını zulüm üzerine, adaletsizlik üzerine ve israf üzerine bina etmiştir. Ve bunu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Bu şeye düşen insanlar kendilerini önceleri bazı mülahazalarla bu tuzakların dışında kalabileceklerini zannetseler de onların tuzağına düştükten sonra bir daha o tuzaktan kurtulmaları mümkün değildir. Yine bir darbe mesel var. Para veren emir verir diyor büyükler. Eğer bir insan para veriyorsa muhakkak arkasından emir verecektir. Emir verdiği zaman da onun kölesi olacaktır. Ona ram olacaktır. O ne isterse onu yapacaktır. Burada şahsiyeti gidecektir. Karakteri gidecektir. Şerefi gidecektir. Haysiyeti gidecektir. Kişiliği gidecektir. Kimliği kaybolacaktır. Bazen manevi değerlerini de bunun üzerine kurban olarak verecektir. Ve özelliklerini kaybedecektir. Demek ki bu gerçek beşeri bir gerçektir. Bu zaaf beşeri bir zaaftır. Ama bu zaafın karşısında bir de beşeri bir özellik var, meziyet var. O da istina meziyetidir. O zaman tamah ile istinayı terazinin iki kefesine koyduğumuzda bunlar insan hayatında eşit hayata başlarlar. İnsan hangisini kullanırsa, zaafı kullanırsa oraya ağır basar, meziyeti kullanırsa oraya ağır basar, zaaf ve meziyet daima dengededir. Ben bunların ikisini de kullanayım, dengede tutayım dediğiniz zaman denge mümkün değil. Dünyanın dengesi yok. His var devreye girer, heves var devreye girer, arzu var devreye girer, istek var devreye girer. İnsanların bizzat kendisinde bu olmasa bile çevresindeki insanların buna benzer arzuları, istekleri, israfları, israf temayülleri kişiyi bazen istemediği halde tuzağın içerisine sürükler. O zaman tamah sadece bir kişinin özelliği olmakla birlikte o kişiyi çevresiyle birlikte saran bir zaaftır. Kişinin sadece istina içerisinde kalması yetmez. Çevresindeki insanları da istina ile şekillendirmesi, tavzif etmesi, tezyin etmesi, tefriş etmesi gerekiyor. Ancak o zaman istina kalesine sığınan bu insanlar, kanaat kalesine sığınan bu insanlar, ancak rızayı ilahiden bekleyen bu insanlar, o insafsız avcının seyyade bir insafın tuzağına düşmeyeceklerdir. İşte burada bizim avcı kelimesinden hareketle Peygamberimizin de ima ettiği gibi tuzak kelimesinden Peygamberimiz ima ediyor. Yine o ifadelere baktığımızda Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insandaki bu hırs ve tamağı uyandırır. İnsanların zayıf damarlarını tutar. Demek ki bu zayıf damarlar herkeste var. Kişi bu zayıf damarın zayıf olduğunu bilmediğinde kendi eliyle o damarı avucunun eline verir. Kendine musahhar eder. Kendine hizmetkar eder. Dolayısıyla onun damına düşürür diye Peygamberimiz ihtar ediyor. Şayet insanlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerini, Kur'an'ın ayeti kerimelerini, ayat-ı beyinatı dediği zamanın tabiriyle hayatlarını esas tutarlarsa bu tuzağa düşmezler. Avcının damına düşmezler. Yaralanmazlar. Bu noktada her şeylerini kaybetmezler. İstina içerisinde helal rızıkla, meşru rızıkla hayatlarını devam ettirirler. Hem dünyada hem ahirette kazanırlar. İşte dünyada ve ahirette kazanmanın veya dünyada da ahirette de kaybetmenin bir ölçüsü. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Demek ki avlanmamanın temel prensiplerinden bir tanesi istina düsturunu, nas'tan istina düsturunu hakkıyla yaşayabilmek. Özellikle bu prensibin iman, Kur'an hizmeti yapan nur talebeleri için
daha bir önemi olduğu da aşikar. Sonraki paragraflarda birkaç tanesini şimdi inşallah okuyacağım. Üstad Hazretleri bu hükmün, bu tamanın öneminin anlaşılması noktasında kainat açılımını yapacak. Çok güzel örnekler verecek. Okuyalım inşallah. Ez cümle, bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşçar yerinde durup, bitkiler, ağaçlar yerinde durup, onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanat, hırs ile rızıkların peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Yani bitkiler 2 santim yan tarafa kayamıyor ama Rabbimiz yukarıdan rahmetini indiriyor. Aşağıdan kökler vasıtasıyla ilgili vitamin ve mineralin bütün beslenme kaynaklarını alıyor. Hayvanat sürekli hareket halinde, rızkın peşinde koşmak zorunda. Ama sonuç itibariyle baktığımızda bitkilerin daha iyi beslendiğini, daha iyi rızıklandığını görüyoruz. Hem hayvanat nevinden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, yani şişman, toplu olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i maişetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıtayı rızık iktidar değil iftikardır. Hakikaten bilinen hayvanlar üzerinden Üstad Hazretleri veriyor. Zeka noktasında en geri hayvan hangisidir dediğimizde balık hafızalı derler hatta. Çok meşhurdur. Aptallığı mı diyelim, dalgınlığı mı diyelim. Yemden kaçsa bir 3 saniye sonra gelebiliyor. Zeki hayvan, kurnaz hayvan kimdir denildiğinde tilki, maymun ilk akla gelen hayvanlar. Ama sonuç itibariyle baktığımızda maymun balıkların çok daha iyi beslendiğini, çok daha iyi rızıklandığını umumiyetle görüyoruz. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün hayvanların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve aczlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıykı maşiyetleri dahi gösteriyor ki, vesile-i rızkı helal, acz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Burada bütün yavrular ki bir insanın veya hayvani yavrunun herhangi bir döneminde şöyle bir mukayese ettiğimizde en zayıf olduğu dönemdir. Yani yavru olduğu dönem bizim de ilk doğduğumuz an en zayıf dönemimiz. Şimdi mantıken bakıldığında gücümüzün en zayıf olduğu noktada en güzel bir şekilde beslendiğimizi, meşru rızıka ki bir yavrunu bir insan üzerinden giderse dişsiz olarak doğar. Demek ki bir şeyleri çiğneyemeyecek halde öyle bir gıda olmalı ki bu sıvı formda olmalı, süt ve o sütün içinde her şey olmalı. Su olmalı, vitamin olmalı, mineral olmalı, karbonhidrat olmalı, yağ olmalı, protein olmalı vesaire. 6 aya kadar zaten mümkün değil. Yani dişi çıkmadığı için sadece onunla. Demek ki buradan belki evrim teorisine de bir şeyler yapılabilir. Atıflar yapılabilir. Doğal seleksiyonla belki bunlar yıllardır hem eğitim sistemimizde maalesef hem de böyle belgesel kanallarında da sıklıkla görüyoruz. Doğal seleksiyon bir kavram var. Doğada büyükler, büyük balıklar, küçük balıklar kuralda konulmuş. Büyük balık küçük balığı yer şeklinde, yani her zaman doğada güçlüler kazanır, zayıflar elemine olur şeklinde bir empoze var, bir dezenformasyon var. Bu noktada da gerçekten Üstad Hazretleri yavru noktasına, yani insanın veya hayvanın en zayıf noktasına atıf yaparak en mükemmel bir şekilde rızıklandığını çok net bir şekilde hem hayvan tablosunda hem de insan tablosunda ifade ediyor. Bu kainat açılımını nasıl değerlendirebiliriz Sayın Yaşar? Hem bitkileri, hayvanları ve hayvan ve insan noktasında da yavruları nazara vermesi bu kainat açılımını çok daha güçlü bir şekilde ifade ettiğini söyleyebilir miyiz? Buyurunuz efendim. Elbette zaten bunlar birer hayat gerçeği, hilkat gerçeği, hayat ve hilkat gerçeği bütünleştiği zaman hakikat ortaya çıkıyor. Bediüzzaman Hazretleri Hasbina Risalesi'nde Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayet-i kerimesinin insan dünyasında meydana getirdiği teselliyi, kanaati, istinayı ve benzer diğer beslenme özelliklerini ifade ederken bitkilerin beslenmesine bir dikkat çeker. Burada ifade edildiği gibi onlar da beslenmeye muhtaçtırlar.
Onlar da bir şeylerle beslenecekler. Beslenmek hep hareketidir. Hareketi ifade eder. Hareketle beslenilir. Bir varlık ne kadar hareketliyse o kadar beslenir gibi bir kanaat var insanların zihninde. Ama Bediüzzaman Hazretleri hayvanları ve bitkileri ve insanları nazara alırken birinci derecede burada en şanslı olanların bitkiler olduğunu söyler. Onlar bulundukları yerde lisan-ı halleriyle hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Yani beslenmeleri için, hayatlarının devamı için Allah'ı vekil tayin ederler. Allah'a tam teslim olurlar. Cenab-ı Hak da bu vekaleti tam olarak yerine getirir. Onların hiçbir ihtiyacına eksik etmez. Köklerine, damarlarına ne lazımsa verir. Besin lazımsa köklerine verir. Özümleme lazımsa yapraklarına verir, dallarına verir. Silkelenmesi lazımsa rüzgarı gönderir. Rahmet lazımsa bulutları gönderir. Onların hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine iltica etmelerinin mükafatını onlara harikulade bir şekilde verir. Beşeri telakkide hareket eden daha çok kazanır gibi bir, daha çok beslenir gibi bir, daha çok istifade eder gibi bir yanlış kanaat var. İşte bitkiler hareket etmiyorlar ve tamah göstermiyorlar. Bulundukları yerde besleniyorlar. Ama orada da bir hudut var. Orada da bir tayin edilmiş yer var adeta. Hani yine başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri bitkilerin fıtratını okurken Cenab-ı Hak her bitkiye bir isminin tecellisinin dünyadaki gösterilmesini fırsat vermiş. Yani her bitki Allah'ın bir isminin tecellisini gösterir. Ve bununla iftihar eder. Onun ibadeti odur. Onun zikri odur. Onun tahmidi odur. O bitki Cenab-ı Hakk'ın bu ihsanına öylesine mazhar olmak ister ki ey Rabbim bana bir kuvvet ver, senin ismini yeryüzünün her tarafına yayayım der. Yani her bitkide böyle bir adeta hırsı ve tamağı ima eden bir özellik var. Gerçekten bakıyoruz bazı bitkiler fıtratları bozulduğu zaman bir anda etrafı kaplarlar. Denizlerin yosunlarla kaplanması veya denizlerin bazan simülasyonla veya deniz salyasıyla kaplanması gibi. Demek ki onların fıtratları bozulmadığında, hilkatleri bozulmadığında onlar hadlerini bilirler, hudutlarını bilirler. Evet, istila etmeden Cenab-ı Hakk'ın ismini dünyaya da her yerde yayarlar. Yani bir papatya çiçeği Toroslarda da vardır, Alplerde de vardır, Himalayalarda da vardır, Amerika'nın bilmem ne dağında da vardır, Avustralya'da da vardır. Yani papatya çiçeği Cenab-ı Hakk'ın kendisinde tecelli eden Cemal ismini, Celal ismini veya bir başkasına hangi varlık, hangi ismi tecelli ettiriyorsa dünyanın her tarafında gösterir. Ama istila etmez. Tamah yoktur. Hırs yoktur. Sadece göstermesi vardır. Cenab-ı Hak onların tamahlarına, hırslarına bir hat koymuştur. Hudut koymuştur. Ama insanlar bunun fıtratını bozdukları zaman, hilkatini bozduklarında veya diyelim ki onların DNA'larına girdiklerinde ve benzer diğer yapılarını bozduklarında onlar da etrafı istila etmek gibi bir farklı özelliğin içerisine girerler. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin işaret ettiği gibi burada meşru rızıksa esas, helal rızıksa hayvanlar meşru ve helal rızıklarla kanaat edip başka bir rızık peşinde koşmadıkları için Allah onları en güzel şekilde besler. Yani yukarıda vermiş olduğu hükmün ifadesidir bu. Meşru rızık iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki az ve iftikarın nispetinde oluyor cümlesinin hayvanla bitkiler üzerindeki ifadesidir bu. O zaman bitkiler meşru rızka kanaat ederler. Kanaat ettikler için de en güzel şekilde beslenirler. Burada bir an için bitkiler hareket etmiyor, ne olacak başka diyebiliriz. Yani bu hüküm bitkiler için geçerlidir, doğrudur. Hayvanlar için değil diye bir tamahi soru akla gelebilir. Bediüzzaman Hazretleri böyle muhtemel bir soruya da adeta anında cevap veriyor. Hayvanat nevinden balıkları örnek gösteriyor. İşte az önce sizde beyan ettiğiniz gibi hafızalarından ve hareketlerinden dolayı insanlar şöyle veya böyle değerlendirirler. Ama onlar en güzel şekilde beslenirler. Nasıl beslenirler?
bulundukları yerde ağızlarını açarlar. Onların rızkı ağızlarına kadar gelir. Sadece hareket ederler ve sağa sola giderler. Bu yönüyle onlar fakirler nispetinde, acizliklerini hissettikleri nispette adeta beslenme noktasına gelirler. Kolayca beslenirler. Semiz olurlar. Ama Cenab-ı Hak insanlara bunların numunelerini de verir. Az önce yapısı bozulmuş bitkilerde etrafı istila eden bir temayül olduğu gibi burada bazı hayvanlarda da eğer hilkatlerinin fıtratlarının dışlarına çıkarırlarsa etrafa istila etmek gibi bir veya mazluma zarar vermek gibi, masuma zarar vermek gibi bir halin içerisine girerler. Yani onlar da kendilerine tabi olan verilen helal rızka kanaat edeceklerdir. Kanaat etmedikleri zaman zararını görürler. Yine bir zamanın misaliyle diyelim ki yırtıcı hayvanların, kaplanların, kartalların, akbabaların, benzer diğer yırtıcı hayvanların helal rızıkları leşlerdir. Ölmüş hayvanlardır. Onlar ölmüş hayvanları adeta yiyerek bir nevi temizlik memurluğunu yerine getirirler. Ama onlar yine demek ki bir nispet onlarda da hırs var ve tamağı var. Bir nispet de onlar diğerlerin üzerine adeta kendilerinin kanaatlerinin aşan bir hırsla üzerlerine gittiklerinde onlar da kaderi bir tecelliyle cezalandırılırlar. Kaplanın işte bir avcı tarafından vurulması gibi veya benzer diğer sebepler gibi. O zaman hayvanlarda demek ki bu mukayese var. Ya zaten canlılarda canlılık özellikleri arttıkça ve irade arttıkça imtihan çoğalıyor. İmtihan şartları genişliyor. Hayvanlarda demek ki bu özellik var. Burada balıkları ve tilkileri benzer diğer özellikleri mukayese ettiğimizde burada da yine yukarıdaki hüküm geçerli. Varılmış olan nokta şu. Vasıta rızık iktidar ile itibarlıdır diyerek helal rızkı burada yine ifade etti. Yani bazı hayvanlar hareketlidirler, kurnazdırlar vesaire vesairedirler. Bazı hayvanlar insanların nazarında şöyledirler, böyledirler, aptaldır vesaire gibi sınıflarla, sıfatlarla anılabilirler. Ama onlar da kendi dünyalarında yukarıda ortaya koyan hüküm cümlesini kendi hayatlarıyla adeta bu noktada ifade ederler. Vasıtayı rızık, rızık vasıtası, rızkı elde etme vasıtası iktidarla değildir. Sadece ihtikarledir. Acizliği, fakirliği nispetindedir. Balıklar bunun numunesi ve tilkiler bunun numunesi, maymunlar bunun numunesidir diyelim. Demek ki hayvanlarda da o terazi, yani istina ve tamah terazisi kısmen dengededir. Bazı hallerle bozulduğu zaman da tekrar onlar yerine gelir. Allahu alem sırf insanlara ders olsun diye, mukayese imkanı olsun diye böyle bir onlara özellikler vermiş, fıtrat vermiş. O fıtratlara bakacak insanlar, hırsız içinde koşanlar işte maymunlar, beslenemiyorlar. Kurnazlıkla yapanlar işte tilkiler, beslenemiyorlar. Kanaat edenler, istina gösterenler, sabır gösterenler işte balıklar bulundukları yerde besleniyorlar gibi adeta onların da kendi hayatlarındaki özellikleri nazara vererek bu dengeyi, bu ölçüyü, bu hayat nizamını onlara da hatırlattım. Peki ya insanlar? Adeta insanlarda da bunun aynı özellikler var gibi bir kanaati veya insanlarda bu yok. İnsanlar artık tamamen ya tamada ya istinadadır diye gibi zihinlerde doğabilecek bir istifamı tahsis etmek için Bediüzzaman Hazretleri hem insani olsun hayvan olsun diyerek insanın da bir nevi dünya itibariyle, madde itibariyle hayvani özellikler taşımasından hareketle bazı huylarını hayvanileştirdiğini nazara veriyor. Demek ki hayvanda bir tamah var. Tamahla saldırır. İnsanlarda da böyle bir tamah var. O zaman hayvanlar tamahla saldırdıklarında nasıl zarar görüyorlarsa insanlar tamahla saldırmamalılar neticesini ortaya koyuyor adeta ve yavruları buna güzel bir misal veriyor. Bütün yavruların güzel maişetleri süttür. Sizin de özelliklerini söylediğiniz gibi sütle yavrular beslenir. Peki Cenab-ı Hak bunu nasıl verir? Kudretini öylesine göstererek aleni ve açık bir şekilde göstererek verir ki yine Bediüzzaman tabiriyle
kan ve fışkı arka ortasından geçer. Hiçbir kirlilik bulaşmaz, hiçbir yanlışlık bulaşmaz, hiçbir yabancılık bulaşmaz. İnsanın ağzına kadar bu rızık gelir. Memenin musluğundan açılır. Sadece çocuğa ağzını kıpırdatmak kalır. Bazen ona da ihtiyaç kalmaz. Nefes alıp vermesi çocuğun beslenmesine yeter. Yani ne kadar acizse o kadar iyi besleniyor. İktidar geliştikçe beslenme azalıyor. İktidar geliştikçe musluk kapanıyor. Ondan sonra kişinin kendisi önce anne eliyle sonra kendi eliyle beslenmek gibi bir noktaya geliyor. Bu noktada baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın koyduğu adetullah kanunu herkes için geçerli. Bitkiler için de, hayvanlar için de, insanlar için de. Rızık bu noktada helal olmalı, meşru olmalı, makul olmalı, mütenasip olmalı. Bu noktaya baktığımız zaman eğer helal değilse, olmayacaksa, başka şekillerde insanların dünyasına gelecekse veya insanlar bunu böyle bekleyeceklerse, o zaman şartlar değişiyor. Hatta burada insanların özelliklerine bakıyoruz. Rızık tekefül edilmiştir. Cenab-ı Hak tarafından tekefül edilmiştir. Helal rızka Cenab-ı Hak tekefül ettiğine göre burada insanın bu manayı göz önünde bulundurması, Allah benim helal rızkımı tekefül etmiş demesi ve kanaat etmesi, istina göstermesi gerekiyor. Bu noktada baktığımızda demek ki insanların dünyasında da adetullah kanunu değişmiyor. Orada da vasıta-i rızık helal, acz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir diyerek hayvanlarda, bitkilerde tecelli eden bu adetullah kanunun adeta aynı şekilde insanlarda da tecelli ettiğini, bu kanunun değişmediğini, sadece insanların iktidarlarıyla ve güçleriyle ve kanaatleriyle bazı değişikliklerin olduğunu, bu da insanın iradesine tabi olduğu için bu değişikliklerden mesul olduğunu veyahut da değişikliklerin neticesinden kendisinin öyle veya böyle fayda veya zarar göreceğini nazara vererek kainatta raci bir adetullah kanununun hiçbir canlıyı dışarıda bırakmadan hepsini içine alarak adetullah kanununun bütününü ihata ettiğini nazara veriyor. Evet, Allah razı olsun. Tabii insan boyutu sadece yavru boyutuyla değil, sonraki boyutlarıyla da Üstad Hazretleri ele alacak. Diyecek ki, hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Yani paraya olan ilgileri ve mala mülke olan ilgileri dünyaca meşhur. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sui maşete onlar maruz oluyorlar. Bu para çok huzur getirmediğini anlıyoruz. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cehretsin, yaralasın. Tabii bu tema tamamen meşru rızık üzerindeydi. Ribayla, değişik böyle haram kanallarla elde edilen paranın, malın, mülkün bu konuyla alakası olmadığını ifade ediyor. Meselemizi onun için cerh edemeyeceğini ifade etti. Hem çok ediplerin ve çok ulemanın, herhalde dünyanın en zeki insanları kimdir desek, filozoflar deriz, edebiyatçılar deriz, ulema deriz, beynini en fazla kullanan insanlar onlar. Farklı hali, zeka var, düşünme var, sorgulama var ama sonuç itibariyle maddi noktada bakıldığında hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakir hali, fakir halleri ve çok aptalların, o zeka seviyesinde olmayan insanların servet ve gınası, çok ciddi mala mülke sahip olmaları gösteriyor ki celbi rızkın medarı zeka ve iktidar değildi. Öyle olsaydı ediplerin, filozofların en zengin insanlar olması gerekirdi. Belki acz ve iftikardır, tevekkül vare bir teslimdir. Ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır noktası.
Şimdi yavru boyutunu anladık ama insanın aklına gayri ihtiyarı gelecek. Yani Yahudi milletinin bu zenginliğini nasıl anlayacağız? Meşru rızık noktasında ribayı da ifade etti. Haramla helalin birbirinden ayrılması lazım. Bir insan zengin olabilir, bankayı soyarak da zengin olabilir, hırsızlık yaparak da zengin olabilir ama bu meşru rızık dairesinde değerlendirilmiyor. Ve sonraki noktada da yine zekaya bir atıf yapıldı. Yani en zengin insanların çok fazla düzeyde maddi yönden ilerlememesi ve onlarla zeka düzeyinde kıyaslanmayacak insanların zenginlikleri de demek ki konunun zeka ile de çok ciddi bağlantısının olmadığını ifade etti Üstad Hazretleri. Yani insan boyutunda yavru, Yahudi milleti ve edipler noktasında da genel bir açılımını sizden rica ediyoruz. Buyurunuz efendim. Evet. Bu sorunun muhatabı olarak baktığımızda bir hadiseyi hatırlatmak istiyorum burada. Yıllar önce bir sohbet meclisindeydik. Dar bir mecliste bu. Muhabbet ediyorduk. Türkiye'ce meşhur demeyeceğim, dünyaca meşhur bir zengin vardı. Şimdi dünyada değil. Biraz bu zenginin sermaye menşei de Yahudilerden kaynaklanıyordu. Biraz sohbet ederken insanların geçinmesi, rızk ve yiyip içmeleri falan filan medar bozuldu. Orada işte böreklerdir, çöreklerdir, baklavalardır, şunlar bunlardır, kebaplardır vesaire ortaya şeyler döküldü. Gayriktarı nazarlar ona döndü bu sohbet sırasında. O bunu fark etti, gülümsedi biraz. Dedi ki niye gülümsedin? Şimdi ben çok zengin bir insanım değil mi dedi. Evet dedik. Her şeyi yediğimi zannediyorsun değil mi dedi. Evet dedik. Ben dedi sadece patates haşlamasıyla besleniyorum dedim. Merak ettik niye acaba falan diye. Benim şu hastalığım var, bu hastalığım var. Şu şuna zararlıdır, bu buna zararlıdır. Dolayısıyla bana doktorların tavsiye ettiği şey sadece patates haşlaması, havuç haşlaması ve benzer buna benzer şeyler. Bunun içerisinde et haşlaması bile yok diyerek böyle bir latife etti. Demek ki helal rızık dediğimiz şey, Cenab-ı Hakk'ın taahhüt ettiği şey, bir güce, kuvvete, zenginliğe şuna buna bakmıyor. Tayin edilmiş rızka bakıyor. Ona münhasır. Onun ötesinde bir şey yok. İnsanlar sırtlarında bir zenginliği taşıyabilirler. Zenginlik bir hamallıktır. Onun yine onun tabiriydi o. Gülümsemişti bunları söylerken de. Yine biz rahmet dileyelim. Bu noktada bakıyoruz iyi bir hayat dersi verdi bize. Üstad Hazretleri de burada adeta o milleti nazara vererek bir hayat dersi veriyor. Yani insanlar fert olarak bu dersi almalılar. Aile olarak bu dersi almalılar. Cemiyet olarak bu dersi almalılar. Cemaat olarak bu dersi almalılar. Millet olarak da bu dersi almalılar. İnsanlık olarak da bir ders almalılar diyerek bitkilerden başlatmış olduğu mukayeseyi bütün insanları içine alacak şekilde genişletti. Yahudi milleti manidar bir örnek burada gerçekten. Hırslarıyla meşhur malum ama hırslarının nispetinde rahat etmiş değiller. Dünyada en çok sürgüne uğrayan millet Yahudi milleti. Ama sürgüne uğramaları Yahudi milleti olduklarından değil, İsrail soylu olduklarından değil, bulundukları yerde cemiyetin yapısını bozma çabalarından ileri geliyor. Niye bozuyorlar cemiyetin yapısını? Hırslarından dolayı bozuyorlar. Tamahlarından dolayı bozuyorlar. Meşru rızkı aramıyorlar. Gayri meşru rızık peşinde koşuyorlar. Bulundukları cemiyeti tahrik ediyorlar ve onları kara borsayla, faizle, benzer diğer şeylerle ve aşırı fiyatlarla ve benzer diğer normal şartların dışında meşru rızkın meşruiyetini kaldıran bir kazanma hırsıyla hareket ettiklerinden o cemiyetler de bunlardan rahatsız oluyor. O devletler de cemiyetinin rahatsız olmasına meydan vermemek için bunları tutup başka yerlere sürüyor. Yani değişik yerlerde sürülmelerinin sebebi mensup oldukları ırklardan değil. Tıynetlerinden veya şeylerindendir, kapasitelerindendir, kabiliyetlerindendir veya zaaflarını meziyet haline getirme çalışmalarındandır. Aşırı mal hırsı zaaf mı? Evet zaaf, tamam. Peki bunlar aşırı mal hırsına sahip mi? Evet sahipler. Beşeriyetin yapısını bunlar bozmuşlar. İşte faiz sistemine dayalı bankacılık, biraz da
bunların kurdukları bir sömürü sistemidir. Bir başkalarının kanaatleri, imkanlarıyla el aldıkları beslenme sistemidir. O zaman demek ki burada Cenab-ı Hak kastı mahsusla Yahudi milletine adaletsizlik yapmış, onları adeta zulmetmiş, onlara böyle bir fıtrat vermiş değil. Onlar tıpkı biraz önce hayvan ve bitki örneğinde olduğu gibi kendi fıtratlarını bozuyorlar. Allah'ın verdiği, hilkatte verdiği fıtratları bozuyorlar. Bu fıtratlarını bozdukları için bulundukları yerleri bozmaya çalışınca onlar tarafından sürülüyorlar. Tabii şuraya parantez açmak lazım. Bunlar bir milli özelliktir. Bunlar bir fıtri özelliktir. Beşeri özelliktir. Bütün Yahudiler böyle mi? Değil elbette. Yahudiler milletin içerisinde hırsını fazla kullananlar ve kendi milletlerini bu noktada etkileyenler, yönlendirenler, tahrik edenler, teşcih edenler o milletler oldukları için Yahudi milleti biraz daha öne çıkıyor. Bu zaafı gösteren başka milletler var mı? Var elbette. Başka insanlar var mı? Var elbette. Ama bu millette kast-ı mahsusla milli bir özellik haline geldiği için Bediüzzaman Hazretleri bu misali vermekte bir beis görmüyor. Çünkü vaka o. Dünyadaki örnekleri de o. Bu örneklere baktığımızda onlar zengin olmaya çalışıyorlar. Helal her haram demeden yemeye çalışıyorlar. Hatta harama daha çok meylediyorlar. Onların dünyasında helal diye bir şey yok. Meşru rızık diye bir şey yok. Gayrimeşru rızık peşinde koşuyorlar. Başkalarının üstünden besleniyorlar. Başkalarının malıyla besleniyorlar. Çalışmadan kazanmak istiyorlar. Böylece böyle bir kaderi tokada üstelik oluyorlar. Bu o kadar bariz bir misal ki onların zenginleri bile o noktada hayat manasına baktığımızda çok fazla rahat yaşıyor değiller diyerek az önce sözün başında ifade ettiğim hatırayı burada ifade etmiş olabiliriz tekrar. Demek ki zengin olmak iyi beslenmek değil. Zengin olmak çok beslenmek değil. Zengin olmak şöyle ve böyle yaşamak değil. Zengin olmak bir hamallıktır, hamaliyeliktir, bir yük taşımaktır, omuzunda yük taşımaktır ve onun şuna benzer, buna benzer şeyleridir. Yine bir hatıra olarak değerlendirdim. Yine bir sohbette bir arkadaşla, bir işçi ve işverenin bulunduğu arkadaşla konuşuyorduk. İşçi biraz kendi halinden şikayet etti. Ben şöyle yaşıyorum, böyle yaşıyorum, az maaş alıyorum, şu olur, bu olur diye ama aynı yerde onun işvereni de vardı. O biraz da bu yakınmaya, şikayete, bu tarize azıcık imaya diyelim, bol para aramadığı veyahut da patronunun kendisine bol para veremediği imasına biraz imada bulunmak istedi. Yine o işveren zat makul bir insandı, mütebessim bir insandı, tebessüm etti. Adeta biz onun tebessümünü biraz alay etmek gibi anladık. O buna hissedince tahsiye etti tavrını ve dedi ki muhatabına, işçisine dedi ki kardeşim sen günde kaç saat çalışıyorsun? 8 saat çalışıyorum. Bu 8 saatin içerisinde istirahatin var mı? Var. Çayını içiyor musun? İçiyorsun. Yemeğini yiyor musun? Yiyor mu? Yiyorsun. Zaruri ihtiyaçlarını gideriyor musun? Gideriyorsun. Hatta ibadetini yapıyor musun? Yapıyorum dedi. Peki ne yapıyorsun sonra? Akşam serviste evime gidiyorum dedi. Daha sonra ne yapıyorsun? Yatıp uyuyorum dedi. O zaman sözü kendisine getirdi. Ben günde 8 saat çalışmıyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Sizden önce iş yerimi açıyorum. İş yerini tanzimini yapıyorum. İşin programlamasını yapıyorum. Sonra siz geliyorsunuz, işe başlıyorsunuz. Sizin her aksattığınız işi düzeltmekle mükellefim. Sizin ürününüzü satmakla mükellefim. Sattığım ürünlerin parasını alıp kullanmakla mükellefim. Sizin maaşınızı vermekle mükellefim. Şöyle 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 bir sürü mükellefler saydı. Benim akşamım yok dedi. Siz bu iş yerinin kapısını kapatır gidersiniz. Ben günlük hesaplar yaparım. Hangi iş oldu, hangi iş olmadı, şöyle böyle de onun muhasebesini yaparım. Tekrar yetmez. Yarın acaba hangisini yapacağım, nasıl başlayacağım diyerek yarını bu sefer planlamasını yaparım. Böylece siz 8 saat çalışırsınız, ben 80 saat çalışırım gibi bir mana ortaya çıktı ifadelerinden. O zaman işçi dedi ki, abi kusura bakma, biz hep böyle kendi hesabımıza düşünürüz. Ben şimdi sana acımaya başladım dedi. Yani o ona acırken bu sefer o acımaya başladı. Yani zengin insan zenginliği nispetinde rahat ediyor değildir. Hani halk arasında derler büyük başın büyük derdi vardır derler.
Dolayısıyla bir insan ne kadar çok zenginse o kadar kendi manasında o zenginliğin karşılığını verecek, çalışacak ve zenginliğini devam ettirecek bir çabanın ve gayretin içerisindedir. Bu yönüyle baktığımızda adeta insanların telakkilerinin dışında bir hayat gerçeği ortaya çıkıyor. O da tamam, zengin de olsa insana zarar verir. Kanaat, zengin de olsa insana rahatlık verir, huzur verir. İstina, zengin de olsa insanı rahat ettirir. Demek ki bu ilahi kanun, bu adetullah kanunu dünyevi insanların nazarıyla değişecek bir manada değil. Dünya insanlar şöyle ve böyle bakabilirler ama kanun, kural değişmiyor. İnsanlar ne kadar acizliklerini hissederlerse o kadar iyi besleniyorlar. Ne kadar dua ile Cenab-ı Hakk'a sığınırlarsa o kadar iyi besleniyorlar. Dolayısıyla o zengin insanın, o işverenin inanıyorum ki kendi işlerinin devamı için, başarılı olması için dua ettiği kadar o işin devamını sağlamak noktasında işçilerinin sağlığı ve devamı için de dua ediyor olmalı ki işçileri de adeta onun dünyasında maddi manevi bir varlık. Sadece çalışan ve giden insanlar değil. O da bir kardeş, o da bir arkadaş, o da bir iş ortağı. O nazarla baktığı zaman kanaat o nispette artıyor, iftikar o nispette artıyor ve hırs o nispette azalıyor. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri millet nazarında da efkar-ı ammedeki kanaatler nazarında da meseleyi yine tahsiye etti ve tamaya bir şey koydu. Bütün bunlar adeta bu manada ihlası bozan manilerse bunların hepsinin içerisinde nur talebeleri var mı? Var. Nur talebeleri bitkilerin içerisinde tefekkür ederler. Bu gerçeği görmeler lazım. Nur talebeleri hayvanların içerisinde tefekkür ederler. Bazıları hayvan besleyicisi vesaire. Bu gerçeği görmeleri lazım. Hatta son zamanlarda bazılarının evlerinde kedi ve köpek beslemeleri gibi bir cemiyetteki alışkanlığı bazılarında edinmeye başladığını gördük ki bu biraz onlara ders olabilir belki. Yani ders çıkarmak noktasında değil. Yine üstü zanla bakalım. Demek ki nur talebeleri bu noktada cemiyetin örnek olması gereken insanlarıysa, cemiyette müslümisal olacaklarsa, her sahada olduğu gibi ihlas sahasında da müslümisal olacaklarsa, ihlası kıran manileri bu noktada cemiyete müslümisal olmak noktasında göstermeler lazım. Hizmet noktasında da böyle, cemaat noktasında da böyle, meslek noktasında da böyledir. O zaman nur talebeleri hem şahısları, hem meşrep cemaatleri, hem meslekleri cihetiyle bu adetullah kanunlarına uyacaklar, bu tuzaklara düşmeyecekler, bu tuzaklara düştükleri zaman neticesini görecekler. Şimdi sözü alimlere getiriyoruz. İnsanlar sizin de atıfta bulunduğunuz gibi ne kadar alimse, ne kadar düşünceleri hareketliyse, ne kadar büyük görünüyorsa o kadar bu kuralın dışındaymış gibi bir mana ortaya çıkar. Ama görüyoruz ki ulemalar ve edipler de benzer özelliklere sahip. Ulema ve edipler çok farklı hal içerisinde oldukları bir vaka. Dünyanın her yerinde bu vaka. Hatta işte bu edebiyatçılar arasında biraz da istihza mevzu halde falan gelir. O zaman buradaki kurala baktığımızda celb-i rızkın medarı zeka ve iktidar değildir. Belki acz ve iftikardır diyerek alimler için de veya edipler için de yukarıda her vesileyle tekrar edilen kaide burada tekrar edildi. Acaba Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında nasıl bir misal teşkil ediyor bu kural dediğimiz zaman? Gerçekten bakıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri kutu la yamut yaşayan bir insan. Ama bu kutu la yamut yaşayan insana belki çok büyük ikramlarda bulunulmuş. Mesela esaretten döndüğünde, çok yorgunken, hastayken İstanbul'da Said Ali Paşa kendi boğazın kenarındaki müstesna yalısını vermeyi teklif eder. Adeta dünyevi bir ölçüyle paha biçilemeyecek kadar kıymetli bir yalıdır. Bediüzzaman Hazretleri biraz düşündükten sonra beni dünyaya çağırma, ona geldim fena gördüm diyerek kanaati tercih eder. Tamah canlanmaz orada. İktisadı tercih eder. İstinayı tercih eder. Yine İstanbul'a geldiğinde pek çok ikramlarda bulunmak isterler. Kabul etmez.
Ankara'ya çağrıldığında Ankara'ya koşar, vatanın milletin bana ihtiyacı var diyerek. Ankara'ya geldiğinde bazı gerçekleri görür, hatırlatır. Bazı yanlışları görür, tahsiye etmeye çalışır. Ama o zaman kendisine bir yığın izzet ve ikramlarda bulunmak istenir. Mustafa Kemal'in teklifleri malum. Milletvekilliğinden dolgun maaşa ve şark umumi vaizliğine ve benzer diğer pek çok imkana varıncaya kadar. Hatta hayati hedefi olan Medrese-i Zehra'nın gerçekleşmesi için 150 bin banknot ayırmaya varıncaya kadar ona tekliflerde bulunurlar. O bu teklifler karşısında yine adeta beni dünyaya çağırma, ona geldim fena gördüm tabirinin bir başka ifadesiyle onların hepsini reddeder. Tamah canlanmaz, istina canlanır. Bu onun pek çok hayatına mal olacak şekilde bir gerçektir. Sürgüne gönderilir, hapsedilir, zehirlenmek istenir. Benzer diğer pek çok meşakkate maruz kalır ama o bu özelliklerinden vazgeçmez. Biraz önce bitkiler için söylediği bir tabir vardı. Her bir bitki hasbunallah ve nimel vekil dediği için en güzel şekilde beslenir demiştim. Yine kendi ifadesi, ben günde 500 defa bu ayeti okuyorum diyor. Günde 500 defa hasbunallah ve nimel vekil diyor. Her hadiseye hasbunallah ve nimel vekil nazarıyla bakarak karar veriyor, hareket ediyor. Onun için sadece Darül Hikmetiye İslamiye'de aldığı ve ekseriyetinin kitaplarını bastırarak yine millete iade ettiği bir maaşın cüzi bir kısmıyla Kutul Ayamut yaşayarak bütün hayatını o şekilde devam ettirmiştir. Ama bütün hayatında kimseye muhtaç olmamıştır. Başkalarına el açmamıştır. Kanaat etmiştir. İstina göstermiştir. Emir daha sürüldüğü zaman o zamanki hükümetin kendisine yapmış olduğu günlük 2,5 banknot yani 2,5 gram günlük harçlık altın mukabilinde günlük harçlık teklifini yine aynı mülahazayla reddetmiştir. Yani elde etmek isteyip de elde edemediği bir şey değil. Tam tersine kendisine teklif edildiği halde meşru rızka kanaat etmiştir. Helal rızka kanaat etmiştir. Bu yönüyle o manayı kendi dünyasına canlandırmıştır. Yani kendisine tuzak kurulmuştur. O tuzağa düşmemiştir. Ama birinci mecliste bilhassa pek çok alim, pek çok fazıl insan, pek çok büyük insan kendilerine tamah yüzünden kurulan tuzağa düşerek Bediüzzaman'a yardım etmemişlerdir. Hatta Bediüzzaman'ı da bu tuzağa düşürmek için çareler almışlardır. Onların tabiriyle Bediüzzaman itiraz ettiğinde bazı haksızlıklara eteğinden çekerek oturtmaya çalışmışlardır. Demek ki alimler de alimlikleri nispetinde iyi geçiniyorlar değiller. Onlar alimliklerini kullanarak tamah tuzağına düşmüşler ve bu manada yanlışlıklara fetva vermişler, yanlışlıklara fırsat vermişlerdir. En azından kalben razı olmasa bile fırsat vermişlerdir. Ama Bediüzzaman Hazretleri buna fırsat vermemiştir. Tamah ve istinanın dengesini son derece bariz bir şekilde istina tarafında kullanmış ve o kazanmıştır yine. Hatta merhum Hasan Basri Çağındayın bir ifadesi var. Bunların hepsi büyük alimler, İslam alimleri tamahın zararını bilirler. Tamahın zararını bildikleri için ondan uzak durmaları gerekir. Az önceki hadisede olduğu gibi adeta meclisteki bazı tartışmalarda Bediüzzaman'ı yalnız bırakırlar. Durdurmaya çalışırlar. Onun itirafıdır bu. Biz o mecliste bilhassa Cumhuriyet'in temellerinin sağlam esaslara atılması gerekir hatırlatmalarında o mecliste 5-6 kişi de olsa Bediüzzaman'a yardımcı olsaydık Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kazanırdı. Biz 5-6 kişi bile ona yardımcı olmadık. Onu yalnız bıraktık. O da küstü ve memleketine gitti diyerek onun Ankara'dan ayrılıp Van'a gidişini böyle değerlendiriyor. Yani alimler alimliklerini tamahın tuzağına düşmekte değil, istinanın asaletinde kullanmalıdırlar. Kullandıkları zaman başarılı olurlar. Bediüzzaman Hazretleri bunun güzel bir örneğidir. O zaman bu güzel örneğe baktığımızda
Hasbunallah ve ni'mel vekil duası onu tuzağa düşmekten kurtarmıştır. Hapishanelerde ölmekten kurtarmıştır. Eziyet çekmekten kurtarmıştır. Vesaire vesaire. 19-20 sefer zehirlenmiş. Cenab-ı Hak her vesilesinde onu vekil tayin ettiği için, yani günde 500 defa hasbunallah ve ni'mel vekil dediği için bütün bu badireleri atlatmıştır. Ve muvaffak olmuştur. Hedefini gerçekleştirmiştir. Nedir hedefi? Milletin imanını kurtarmaktı. Risale-i Külliyat'ını telif ederek gerçekten milletin imanını kurtarmıştır. Zerre kadar tamah olsaydı bu gerçekleşmezdi. Risale-i Nur hiçbir şeye alet edilmez. Manevi ve maddi olarak hiçbir şeye alet edilmez diyerek adeta Risale-i Nur'u ne maddi ne manevi şeye alet etmeyerek istina düsturunun hasretini göstermiştir. Hatta manevi kemalatına bile alet etmemiştir. Bazen insanlar manevi kemalat noktasında da hırsa düşerler. Öyle zaman o noktada bunu göstermemiştir. Bu yönüyle son 10 ifadesine baktığımızda celb-i rızkın medar-ı zeka ve iktidar değildir. Belki acz ve iftikardır diyerek adeta baştan bu yana her paragrafta tekrarlanmış olan bu özelliği burada da alimler, edipler, zeki insanlar, benzer diğer bütün cemiyette havas sayılan ve çok kazanıyor kazan edilen insanlar nezdinde de bu kuralın geçerli olduğunu göstermiş ve tamah belasının diyelim, tamah tuzağının, tamah yeminin yutulduğu zaman arkasından nelerin geleceğini hatırlatarak hasreten nur talebelerinin bu tuzağa düşmemelerini, ihlası bu tuzağa düşerek kırmamalarını ve hem cemiyetine, hem cemaatine, hem milletine, hem insanlığa bu nokta örnek olmalarını istemiştir. Bediüzzaman Hazretleri güzel bir örnek mi? Evet, güzel bir örnek. Hüsnü misal mi? Evet, hüsnü misal. Nur talebeleri şahıs itibariyle hepsi güzel bir örnek mi? Evet, güzel bir örnek. Şahıslar bazında hüsnü misal mi? Evet. Peki nur cemaati meslek olarak güzel bir örnek mi? Evet, güzel bir örnek. Bediüzzaman'ın çizgisinden hareket ediyor çünkü. Başarılı olmuşlar mı? Olmuşlar. Meslek olarak başarılı olmuşlar. Ama ne zamana kadar? 80 ihtilaline kadar. 80 ihtilali, ihtilalciler az önceki hadis-i şerifte atıfta bulunulduğu gibi Süfyan'ın telkinleriyle ve Süfyaniyet'in telkinleriyle tamaha düşerler. Şahıslar için değil, cemaatleri için bu devletten bazı beklentiler içerisinde bulunurlar. Şahsı manevi bundan zarar görür. Bu zarar görme neticesi sadece o zamana münhasır kalmaz. Günümüze de devam eder. Yani ihlası kıran mani hem ferdi hem cemaatleri meşrep cihetinde hem mesleği ilgilendirir. Fertlerde, cemaatlerde bundan zarar görmüşlerdir. Ama asıl zarar gören nur şakirtlerinin şahsı manevisidir. Nur şakirtlerinin şahsı manevisi ihlası kıran bu maniden dolayı iyi niyetle de olsa, bazı mülahazalarla da olsa, devletten bazı yardımlar alarak, yani para veren emir verir sözünden hareketle bazı yardımlar alarak, velev ki bu yardımları hizmet için kullanmak mülahazası da olsa yardımlar alarak ihlası kırmışlar. Bu mani nur şakirtlerinin şahsı manevisinin zarar görmesine sebep olmuştur. O zaman Bediüzzaman Hazretleri bu noktada mesleğin özelliklerinde muhafaza etmiştir. Şahıstan da yardım almıştır Said Halim Paşa gibi, devletten de yardım almıştır Mustafa Kemal gibi, hükümetten de yardım almıştır İnönü gibi, hiçbir kimseden yardım almayarak mesleğini de istina içerisinde muhafaza etmiştir. O zaman nur talebeleri şahıs, meşrep, meslek cihetiyle istina edecekler. Bediüzzaman'ın bu hassasiyetini kullanacaklar ve Süfyan'ın tuzağına, Süfyaniyet'in tuzağına, ehli dalaletin tuzağına, ehli zındıkanın damına düşmeyecekler. Çare ve özellik bu. Evet, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Yani Üstad Hazretleri son cümledeki demek ki iman ve Kur'an hizmeti yapanların tevekkülvari bir teslim içerisinde lisan-ı kal, lisan-ı hal,
lisan-ı fiile bir dua yapması gerektiğini 80'lerden sonra biraz daha o şahs-ı manevinin zarar görmesi cihetiyle daha iyi anlaşılmıştır. İnşallah bu tablodan bir ibret almayı da ilgililer hepimiz nasip eylesin, ihsan eylesin diyelim. Çok İnşallah. Teşekkür ederim Sayın Yaşar. Ben teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Şümremizden inşallah. Evet, Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri, İhlas Risalesi programlarının 36. bölümüyle karşınızdaydık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Cümleten selamun aleyküm.